Peki e, sesine güveniyor musun? Yani açıkçası e, değişik bir sesimin e, tonu olduğunu düşünüyorum. Hani böyle çok çok büyük seslerimin olduğunu iddia etmiyorum zaten. Ama e, derler ya böyle e, kendi sesimi beğeniyorum, lezzetli buluyorum, e, sempatik buluyorum, sıcak buluyorum. İnsanlar da benim söyledim yani benim düşüncelerim doğrultusunda onlar da beni destekliyorlar hani gelen şeyler böyle sahne nasıl sahne bu hafta sonu sahne yaptık çok keyifliydi gerçekten yani çok hazırlandık mi? orkestramda çok çalıştım ee, çok da güzel Mesela bir güzel. Mesela ilk defa hazırladım. böyle insanların karşısında, arkanda orkestra, e, şarkı söylüyorsunuz. İlk defa. Yani e, çok sahnelere mi? çıktım, e, festivaller sundum, on binlerce insana Masumlak falan ama başka. çok başka bir Orada şey. Orada yani. insanları karşıda biz çok insan var yani ee, onları eğlendiriyorsunuz sonuçta. Yani bu kadar çok çalışkan ve titiz olduğunuzda her şey çok daha iki katı stres oluyor. Valla kafamda yaralar çıktı böyle stresten yani nasıl olacak falan diye. Ama e, sonunda em, en son yaptığımız provada baktım ki her şey çok güzel oldu. Rahatladım yani çok rahat çıktım. Ee, ilk gecemiz iki gece çıktım. Onda da böyle dostlarımı falan da gördüm böyle yakınlarımda, da hep sevdiğim insanlar vardı. O yüzden çok keyifli geçti. Çok eğlendiler. Herkes dans etti, oynadı, güzel bir repertuar hazırladık. Çok keyifliydi. Yani bundan Leper sonra tuğarı... böyle. Bundan sonra artık sahnelerdeyim. <laughs> sahnelerde <laughs> E, repertuarı kiminle yaptın? Çünkü hani bu işi bilen, duayenler falan evet. da o reper şeyde, e, repertuarda pek bir zorlanırlar çünkü. Evet. Şimdi Emo e, müzik direktörüm. Aynı zamanda bütün albümde aranjörlerde de beraber olduk. Benden önce de o bir ön e, sahne yapıyor zaten. O senelerdir e, sahnede de olduğu için bu anlamda beni gerçekten iyi yönlendiriyor. E, sahnenin daha önce tozunu yutmuş insanlardan güzel bir repertuar hazırlığı yaptık yani. Her şeyimiz dört dörtlük çıktık. Vay! Öyle. Güzel bir şekilde çıktı. <laughs> evet. Bir dakika sana, bunu bir şey mi diyorlar? Ne diyorlar? Dur bir dakika. Ee, albümü dinledim, güzel. İkinci Teşekkür klip ederim. için geç kalmasın. Bir sorum da... Geç Elif. kalmasın. Ha, geç kalmayacak <laughs> mısın? Tamam. Elif'in Twitter hesabı. Ay dün akşamdan beri Twitter aşağı Twitter yukarı. Evet bu e, Twitter duydum ama ben daha henüz onunla kaynaşmadım yani. Bu Facebook'ta bile ben zor baş ediyorum. Ona o kadar zamanım yok yani giremedim onu yapamadım. Zaten şey bu bilgisayarda telefonum da bozuldu. Bütün online hayatım bitti. Çok telefonum üzülüyorum. Telefonun bozuldu. Evet. Niye? Bilmiyorum işte bozuldu mouse'u. O yüzden çok üzülüyor. Niye <laughs> üzülüyorum. telefonu. Al? Bütün online hayatım bitti. Daha yeni verdim. Ee, ondan sonra yenisini alacağım. Yaşayamıyorum onsuz yani. Bence ben de geçen akşam bak onlar oluyor galiba. Geçen akşam arkadaşımın telefonunu aldım. On telefondan bir mesaj atacaktım. Elime aldığım anda gitti telefon. <laughs> <laughs> Öldürecek beni. Hiçbir yere girilmiyor telefonu telefonun. Onun. Mesela kendi telefonumdan onu aradım bu sefer. Hani bakayım çalışacak mı diye. Yazıyor adım. Basıyorum. Bir <laughs> <laughs> oldu. O telefonlar öyle canım. bozuluyor. seninle şey, şey. alakalı bir şey değil. Tamamen. <laughs> <laughs> Herhalde <gülüyor> ay söylesene. <laughs> Hiç inanın yani onunla alakalı bir durum yok tamamen. Bu telefonlar bir garip. Gönül yazar sana e, tahtını <laughs> mı bırak? Velia, bu veliaht tartışması aynı korkunç bir tartışmaydı. Gene mi gündeme geldi? <laughs> yani yok canım. E, 45'likler gecesi vardı oraya gittim ben. E, çok değerli sanatçılar vardı. Gönül yazar da gelmişti. Böyle bir şey söylemiş herhalde ben. E, yani oradayken. Ha sen bilmiyorsun. Nereden e, nereye konu gelmiş acaba senden? Sordun mu öğrendin mi? E, işte. Şey... E, Oradayken dinlediğini söyledi, çok beğendiğini, çok sıcak bulmuş, çok sevdiğini söyledi. Ben de teşekkür ettim ama ondan sonrasında herhalde arkadaşlarla konuştuğunda belki konuşmuştur ama zannetmiyorum öyle veliat falan dediğini. Yani ayrıca çok çirkin bir şey. Ben hiç sevmiyorum öyle şeyleri. Zaten gönül yazar var. Onun varlığı hala devam ediyor ve kendi hani hakikaten taş bebek yani hem fiziğiyle hem sesiyle hala varlığını sürdüren bir kadın. Yani hiç kimse kimsenin yerini alacak diye bir şey söz konusu değil. O yüzden öyle veliaht falan çok büyük cümleler yani. Peki İstemiyor var beni. öyle bir iddian işte bilmem şunun gibi olacağım bunun gibi olacağım işte ardı arkasına albümler gelecek artık ben e, şarkıcıyım şunun gibi. Şunun gibi olacağım falan öyle şeyler Yok tabii ki. Yani ben kendim gibi olacağım. Ben çalışıyorum. Çok yoğun çalışıyorum hem de. Bunun için gereken her şeyi yapıyorum. Çok uzun senelerdir zaten şan dersi alıyorum. Devam ediyorum da hala derslerime. Ee, Solfejim var. Hani bunu e, her şeyini yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. E, ve... E, albüm yapacağım, devam edeceğim buna ama sunuculuğumda da devam etmek istiyorum. E, bunların hepsinin birer parçası olduğunu düşünüyorum. Yani tamam, ben o şekilde yapıp e, aynı zamanda hep yaptığım başarılı bir şeyle de devam etmek istiyorum tabii ki. Yani bunu yaptım bir daha da bunu bitiriyorum gibi bir şey istemiyorum. Çünkü sunucu olarak da beni çok seviyorlar. E, ben orkestram olsun, evet, şarkılar de söyleyeyim, konuklarım gelsin. görmek güzel bir şey olacak Keyifli bence olur. de. Yeter artık. Çok uzak kal. Ne kadar kaldın? Evet, bir ol sene, Bir senedir uğraşıyorum albümle. 9 aydır stüdyodayım. Bir senedir de bir fiil çalışıyorum albümle alakalı. Düşün. Ee, yani kolay çıkmadı vallahi zor oldu. <laughs> Hadi bir şey izleyelim hemen. Ne? Klibi. Klibi izleyelim. Tamam.